Yavuz yaralı, daha tamir olmamış, İzmit'in önünde öyle bütün ihtişamıyla yatardı. Ve biz o devirde ortaokula gidiyorduk. Orta bir ay, unutmam. Aşağı yukarı sınıfın yarısı denizci olmaya, bahriyeli olmaya heves ederdi. Ve birçoğumuz da olduk. Bu meyanda ben de. Deniz tutkusu bir kere Körfez'de oturuşumuz İzmit. Babamın balık merakı vardı. Bir sandalımız vardı. Babamla beraber balığa giderdim. Ona yardım ederdim. Oradan da bir miktar. Geri tarafı da nereden geliyor bilmiyorum. Şey olacak herhalde, Bahriyelilerin o afili kıyafetleri. Denizin o yosun kokusu yok mu? O bambaşka bir şey. Mülkücüğüm, bu fotoğraf 1933 senesinde Runlupınar denizaltı gemisi Santral Astsubayı Hulusi Kentmen. Bu da 1943 Hulusi Kentmen'in sanata merhaba deyişi. Sevgili Hulusi Kentmen'i sohbetimizin bu anına kadar sanatıyla, sinemasıyla tanıdık. Biraz da özel yaşamıyla tanımak istiyoruz. Sevgili yengeciğim, evet, bize Hulusi abiyi anlatır mısınız? Anlatayım efendim. Hulusi şu anda çok çok bir insandır. Ve herkes tarafından sevilir, sayılır. Ve herkes baba diye sever. Siz? Ben de çok severim. 53 senemi vermişim. Sevinmez mi? Sevmişimdir tabii. Severek almışım zaten. Değil bana. Yine bir sohbetin sonuna geldik sevgili hafta sonu seyircileri. Acılarıyla, tatlılarıyla yine bir ömür yaşadık beraberce. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz Hulusi abi. Ben de size teşekkür ederim. Şu an seni izleyen milyonlarca izleyiciye bakalım neler söyleyeceksin, ekran senin. Dilim döndüğü kadar bir şeyler söylemeye çalışayım efendim. Evet, şimdi karşınızda gördüğünüz şu Hulusi Kentmen bayağı genç bir adam değil mi efendim? Ama ben 80 yaşındayım. İnanın 80 yaşındayım. Eğer siz de benim kadar yaşamak, sağlıklı yaşamak istiyorsanız katiyen ifratına kaçmayın hiçbir şey. Hepinizin huzurundan ayrılırken sizleri saygı ve sevgiyle selamlarım.